Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Bu videomuzda sizlere Rainbow Six Extraction'ı tanıtacağım. Bugün 20 Ocak 2022, oyunun çıkış tarihi ve yine Rainbow Six uzmanımız 7000 saatin üzerinde oyun saati ve deneyimi var. Merhabalar Kayra Metal. Merhaba canım. Evet, biz ona kısaca Kayra diyoruz. İzmir'in gülü Kayra. Evet, Kayra indirdi oyunu, dün deneyimledi. Benim şu an 41 GB'ın 35 GB'ı indi. O nedenle sadece training kısmı açık. Training kısmı üzerinden oynayacağız. Evet, ilk fikirlerini alalım Kayra oyunla ilgili. Oyunun çılgın bir fanı bu arada Kayra, biliyorsunuz 7000 saat oynadığı için. Bir de gitti Standard Edition değil, Deluxe Edition aldı. Niye böyle yani bir şey yaptın Kayracığım? Tek o vardı. Bir 15-20 dakika baktım, etrafı yoktu. Onu aldım. Evet, çılgın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Standard Edition yetmiyor. Bütün paketleri, kozmetiklerini aldı ama hakkını verecek. Zaten demeye gerek yok. 7000 saat Rainbow Six oynayan ve onun 2000 saati de zombi modu oynamıştın değil mi Kayra? Evet, 2000 saatin yakın. Evet, bunda tabii rekabetçi değil. Co-op nasıl bir oyun? Bize anlat bakalım Kayra. 3 kişi ekip. Şimdi bazı görevler var. Şu apötü kurta, şu şeyi yok et vesaire diye. Arkadaşlarınla birlikte oynayacaksın ama birbirini öldürmeye çalıştığın değil, zombileri öldürmeye çalıştığın bir oyun olacak arkadaşlar. Yani Rainbow Six tarzı değil. Bakalım hemen oyuna. Ben %100 bitirdim az önce training'i. 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde takedown, yani bir tane rakibi yok et, yakından bıçakla sessizce öldür. İkinci de nest dediğimiz, bunların kırmızı yuvaları var zombilerin içinden çıktığı. Üçünü araştır, kalanını patlat gibi bir görev var. Son görevde rescue hostage tarzında. Bunda da operatör kurtarıyorsunuz. Sanırım operatörler daha sonra o şekilde açılacak. Şimdilik 3 görev gördük. Kayra da henüz 1 modunu oynamış. Hepsini tam olarak bilmiyor. Bakalım nelerle karşılaşacağımızı göreceğiz. Öncelikle şu Restart VR Training diyelim. Giriş filmini sonra izlersiniz siz baktığınızda. Ben direkt oyuna geçeceğim. Yalnız tipsler, ipuçları açık olsun bakalım. Bir de giriş filmini izleyelim. Liberty Island'da geçiyor. Kaç tane harita varmış Kayra oyunda? Biliyor musun? Yani ben 2-3 tanesini biliyorum. New York. Bir oynadığımız yer var. Bu onun dışında pek şey bilmiyorum. Evet, biopsi dediğimiz işte takedown the target, nest tracking dediğim, önce sessizce ilerle, yerlerini tespit et ve ortadan kaldır. Üçüncüde de rescue operatör. Tutorial'da 3 tane operatör var. Bildiğiniz operatörler oyundan, R6'dan, Rainbow Six'ten. Doktor, Ella ve Pulse var. Silahlar da aynı. Sadece susturucuyla başlıyoruz. Ella'nın Grozmod Mine'ı falan var. Doktorun Health Shot'ı falan var. Ella ile oynuyorum çünkü silahta susturucusu var. Diğer pompalılarda yok. Biraz sessizce gitmek istiyorum. Yine silahların özellikleri falan var ama o kadar. Mesela tüm silahları açık değil. Şuradan baktığınızda bunlar da sanırım zamanla açılacak. Ne olduğunu tam da bilmiyorum. Ama klasik alıştığımız operatörler var. Bu tutorial kısmı 3 aşamalı tutorial. Hem birlikte oynayalım, oyuna da bir göz atmış oluruz. All react departments enact incursion protocols for the safety of our personnel. Concentrated areas of parasite activity are called hot zones. React has contained the area within 3 subzones separated by airlocks. Operators are deployed to the safest area to complete objectives and gather intel. Parasite activity increases after each airlock, in line with React's directive to limit threat propagation. Operators can exfil at any time at the available extraction point to report new intel to R&D. However, the further you go on an incursion, the better the intel. The parasite ecosystem is sensitive to intrusions. At a certain threshold, it unleashes a massive Archean attack to eliminate the threat. The safety protocol is in effect when it's too risky to send for an extraction platform. Exfil before it's too late. Operators who fail to exfil or are left behind for any reason are considered MIA. A stasis device is activated on MIAs to protect them from the parasite.
The next squad deployed to the same hot zone can attempt a rescue. React will do what it takes to bring our people home. Evet, grubumuzun adı React. Rainbow Six değil tabii bu sefer, React. Bir zombi saldırısı oluyor ve buna karşı insanları koruyoruz gibi bir muhabbet var. Özgürlük Adası. Evet, Ela'nın silahı klasik. Mira'da anlatıcı. Pekala, Arkans bu oyundaki zombilerin adı. Ana hedefiniz. Bunlar değişik türleri, davranışları ve özellikleri vardır diyor. Çoğu zaman seni gördükleri ve duyduklarında saldırırlar ve ölümcül şekilde sinirlidirler diyor. Seni tespit ettiklerinde Arkanlar diyor, Nest yanında, yuva yanındakiler şey yaparlar diyor, alert yaparlar, uyarı yaparlar, haber verirler takım arkadaşlarına. Onları diğerlerini uyandırmadan öldür, stealth gitmek istiyorsan diyor. Klasik Rainbow Six muhabbetleri burada da var. Şimdi iki işaret var. Helikopter işareti çıkış yeri. Şu işarette gideceğimiz yer. Onun dışında drone atabiliyoruz. Activate drone. Drone'la gidebiliyoruz. Drone'u tekrar oradan alabiliyoruz da. Target seni tespit etmediğinde takedown sessizce öldürebilirsin diyor. C ile eğil, V ile takedown yap diyor. Eğer tespit ederlerse smoke grenade atabilirsin. Smoke grenade ile de sessizce rakibi takedownlayabilirsin, indirebilirsin diyor. Şöyle ilerleyelim, sessizce kapıları açabiliyoruz. Bize biraz oyundan bahset Kayra. Ne hakkında? Nasıl oyunun oynanışı Rainbow Six'e benziyor mu? Operatörler nasıl? Özellikler nasıl? Özellikle aynı. Ama değiştirme şahı tabi. Lambo'da gidip mesela fidget olduğunu görmez olmuyor. Bu da zombiye karşı geçiyorsun. %100 aynısı değil diyorsun. Evet, seslerini bu şekilde görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Şuradan da detected dediği zaman şöyle smoke atıp kaçabilirsiniz de. Sessiz gitmekte fayda var. Şuradan bir sonraki bölüme geçiliyor ama öncelikle rakibi bulmamız gerek. Hop! Tuşları karıştırdım. Proximity mine attım. Elemanımız bu. Elite Spiker. Şuna arkadan bir V atacağız. Ve bunu bitireceğiz. Böyle sessizce temizleme görevi var. Onun dışında diyor ki objektifleri yaparsan XP toplarsın. Her bir objektifte subzonlar, alt bölümler var. 3 subzon, 3 alt bölüm vardır diyor. Her bir incursion bölümde diyor. Ve squad'ın, ekibin görevleri yapıp yapmamayı seçebilir. Hepsini yapmak zorunda değilsin. Airlock'a girdiğin zaman bir sonraki subzone'a, alt alana geçersin. Kapı kapandığında bir daha dönüş yoktur diyor. Görevi yapamayacağını düşünüyorsan hadi bana eyvallah diyebilirsin. Medkitleri gösteriyor.
kaybedilen puanı kazanamıyorsun, sadece boost alabiliyorsun diyor health'le. Ve health boost alırsan medkitlerle, pardon, medkitlerle veya bazı react teknolojisiyle health boostları alırsın. Ve geçicidir, belli bir şeyin üzerine gelir, maviden daha sonra geri sayım başlar. Extraction'da operatörler health boostları kaybederler diyor. Şimdi bu subzone'un görevi buydu. Sessizce bu adamı halletmekti. Şimdi ikinci subzone'a geçiyoruz. Airlock dediğimiz alan bu. Bunun dışında ammunition, health, işte medkit, ability recharge ve react act var. 4 çeşit supply kaynağımız var. Bunu gösteriyor. Bunlara baktık. Medkit gördüğünüz gibi bunu geliştiriyor. Ability sanırım VR training'de yok. Sonraki bölüme geçiyoruz. Tabii şu an bunu tek oynadığıma bakmayın. 3 kişi oynayabiliyorsunuz. Bu arada oyun Xbox Game Pass'iniz varsa hem Rainbow Six hem bu Extraction oynayabiliyorsunuz. Onu söyleyebilelim. Söyleyelim. Nest dedikleri yuva. Archeon'lar alert olduğu zaman yeni nestler yeni yuvaların yanından çıkabilirler diyor. Savaşa hazır Archeon üretirler yuva yok edilene kadar diyor. Ve bir yuva uyandığı zaman, yani sizin farkınıza vardığı zaman, stat modundan çıktığınız zaman etrafa siyah bir şeyler, böyle zift gibi şey yapıyor ve bu sizin mobilitinizi, hızınızı düşürüyor. Bunu unutmayın. Evet, Xbox Game Pass'te var. Onun dışında Uplay'de hem standart hem deluxe modu var. Steam'de var mı Kayra? Steam'de olmayacak. Yok. Steam'de olmayacak diyor. Onun dışında 3 arkadaşınızı çağırabiliyorsunuz eğer oyuna şeyden sahipseniz. Uplay'den değil mi Kayra? Evet. Mesela Kayra bizi çağırabilirdi ama Xbox sağ olsun. Şunları sessizce hallettikten sonra görev şu. Sprawl'ın içinde yürüdüğünüz zaman yavaşlarsınız ama Archeon'lar, zombiler yavaşlamaz. Uyandırılmış olanlar bu zift gibi sprawl yayarlar. Onları tespit edip yok etmeniz lazım diyor. Ölüler de sprawl yayıyorlar. Takedownlarla, explosive'lerle veyahut da güçsüz noktalara ateş ederek bu yayılmayı engelleyebilirsiniz. Şuraya plant yapıyoruz. Direkt ateş edip de yok edebilirsiniz veyahut da V tuşuyla takedown da diyebilirsiniz ama 3 tanesini araştırma için auto tracker yerleştireceğiz ve bu görev, bu kısmı, subzone'un bu kısmı bitecek. İçeride Pulse'un cihazıyla bunu tespit edebiliyorsunuz. Zombileri değil, bunları tespit edebiliyorsunuz. Mesela 3'ünü yerleştirdik. Gerisine dalabiliriz mesela. Evet, her subzone alt alan extraction point, çıkış noktası var. Buralardan çıkarsanız XP'nizi, en son XP'nizi korursunuz diyor. Subsequent subzones entail harder challenges. Evet, daha alt subzone'lara giderseniz daha büyük, daha zorlu challenge'lar var. Risk büyüyor ama ödül de artıyor. Şimdi çıkacak mısın yoksa devam edecek misin? Buna karar vermen lazım ekip arkadaşlarıyla birlikte. Şunu geri alabiliyorsunuz. Yine Rainbow Six klasiği, tahtayı kırıp aradan içeri bakmalar falan. Gördüğünüz gibi yok ettikçe bu ziftler falan da yavaştan ortadan kalkacak. Pekala, sonraki alan mesela helikopter işareti olan yere gidip görevi bitirebiliriz. Veyahut da devam edebiliriz. Devam ediyoruz.
Üçüncü alt bölgeye gidelim. F10'dan şöyle görevlere de bakabilirsiniz. 3 görev vardı. Ben yaptığım için gözükmüyor. Bunlar da challenge'lar. Onları da yapın daha fazla experience için. Evet. Eğer subzone'u zamanında ayrılmazsan diyor. Şey kapanır diyor. Airlock kapanır. Ve MIA olursun. Yani action sırasında, çatışma sırasında öldü kabul edilirsin. Alanda kalırsın. Kurtarılman gerekir sonraki görevde diyor. Sonrakinde de diyor. MIA objektif mümkün olur ve gelir seni kurtarırlar. Yani ölene sonradan tekrar kurtarıyorsun gibi bir şeyler var. Çıkış yolu gözüktü mesela. Evet, reinforce wall muhabbeti de var. Rainbow Six'ten hatırladınız. Mesela şuraya bir reinforce wall yapalım. Zombi kılıp içe girebiliyorlar. Hangi zombiler? Reinforce kırabiliyorlar mı peki? Onu görmedim. Reinforce'u değil de normal tahtayı kırıyorlarsa tahtayı kırıyorlar. Eskiden reinforce'u da yok. Eskiden zombi vardı. Bu da çıktığı zaman. İçeriden sesler geliyor. Ops, buraya kadar nasıl geldin koçum? Aa, bu yayılmaya başladı. Şuradan bir kaçayım ben. Sessiz gitmekte fayda var. Yine takım oyunu. Sessiz olun, takım oyunu oynayın. Yoksa üzülebilirsiniz. Ha, bu kaçış. Buradan gitmeyeceğim. Görevi yapacağım. Kurtarmam gereken operatörü bulmam gerekiyor. O da neredeydi? Bu görevde yeri sabit oluyor ama farklı görevlerde değişiyor mu bilmiyorum. Evet. Evet, şu kırmızı ipleri görürseniz buldunuz demektir. Bunu ilk denememde yapamadım. Bakın, önce bağlantı yerlerini kontrol edin. Şurada eleman. Bunu kurtarmadan önce şu bağlantı yerlerine bir bakın. Oralara ateş edeceksiniz. Oradan da şey gelecek, hastacın oraya. Kaynak gelecek. Evet, bunu anlatıyor. 3 tane kaynak vardır diyor. Dikkatli olacaksın. Şimdi hemen en yakındakini patlat. Bir tane kaldı. Göstermek için bakın şey geliyor. Bir şeyler geliyor. Onu durdurun, sonra yılanın başını ezin. Hepsini yok ettin. Enerjisi azalıyor. Şimdi adamı kurtarın. Bak, operatör kırmızı şeyden React'e, bizim grubun simgesine doğru gidiyor. Onu çekip kurtaracağız. Güzel. Tıpkı Rescue Hostage gibi şimdi geri dönüyoruz. Ela'nın tabancası. Evet, o alandan gidince hızlı da koşabiliyoruz. Place the operator in the extraction pod. Evet, bunu poda bırakıyoruz. Solaryuma gönderiyoruz bunu. Yeterince kızarmış zaten. Extraction Point'tan artık çıkarak görevimizi bitiriyoruz. Yukarıda 3 tane yeşil nokta var zaten. Üçünü de yaptığımızı gösteriyor. Stay close or you'll miss your ride back to base.
Evet, bu şekilde görevi bitiriyoruz. 3 tane görevi yapmış oluyoruz. Görev türleri de böyle olacak oyunda diye düşünüyoruz. Ama Kyra ile birlikte oynadığımızda göreceğiz. Bu sadece tutorial bölümüydü. Henüz yükleme bitmeden bakalım dedik. Evet, %100 40.37 kalmış. Zaten download süreci bitmek üzere, gördüğünüz gibi. Download süreci bitince de oyunun asıl içeriğinin ne olduğunu göreceğiz. Bu sadece bir ilk inceleme ve başlangıç rehberi gibi bir şey oldu. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz.